göreceğiz. Bazı yerler, bunların isimlerini ben size bilahare de veririm. Birinci turda oradan Kılıçdaroğlu'na neredeyse Tulumoy çıkmış yerden şimdi Erdoğan'ın çıktığını göreceğiz bu bölgede. Evet. Şimdi bir külliyeye dönelim. Mustafa Pala orada devam ediyor gelişmeleri takip etmeye. ÜLKE TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala'ya bir kez daha merhaba diyelim. Orada şu anda son durum ne? Seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra nasıl takip ediliyor? Ne dersin Mustafa Pala? Mustafa Yıldız, az önce de söylemiştik, yerli ve yabancı basının ilgisi oldukça fazla demiştik. Toplamda 600 gazeteci buraya akredite olmuş gelen bilgiler arasında. Tabii az önceki yayında söylemedik ama bu özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin seçilmesindeki en büyük sebebin aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiği ve özellikle onun istediği ifade edildi. Ve tabii burada herkesi kapsayacak bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve aynı zamanda tabii buradaki konuşmasında diğer siyasi partilerin, yani Cumhur İttifakı içerisinde yer alan diğer siyasi partilerin genel başkanları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Saatler 23'ü doğru artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada olması bekleniyor. Tabii önce bir Kısıklı'da bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda zaten frekans bilgileri paylaşıldı. Kısıklı'da konuşma olması ihtimaline daha sonra direkt Ankara'ya gelecek ve arkamda görmüş olduğunuz Beştepe'de hemen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunmuş olduğu noktada da burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkona çıkacak ve konuşmasında burada yapmış olacak. Diğer Cumhur İttifakı'nın liderleri de burada olacaklar ve şu anda da şöyle bir baktığım zaman da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında hazırlıklar tüm hızıyla, deyim yerindeyse tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede kuş uçurtulmadığını söyleyelim. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hem güney hem kuzey hem batı kısmında, yani külliyenin olmuş olduğu bu noktada tüm alanlarda güvenlik koridorları, güvenlik noktaları oluşturulmuş vaziyette ve şu anda da sakin bir ortam var. Tabii tam olarak resmi sonuçlar açıklanmış değil ama ilerleyen dakikalarda artık kesin sonuçlar belli olduktan sonra da çok sayıda AK Partili'nin burada olması bekleniyor. O yüzden de hem içeride hem de dışarıda yoğun bir hazırlığın olduğunu ifade edelim. Mustafa Yıldız, şu an biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Söylediğimiz gibi çok sayıda basın mensubu buradaki külliyedeki gelişmeleri takip ediyor. O gün 14 Mayıs'ta da biz belki daha önceki seçimlerde hiç görmediğimiz sayıda yabancı basın mensubunun AK Parti Genel Merkezi'nde olduğunu ifade etmiştik. O gün de dünyanın dört bir tarafından çok sayıda yabancı gazeteci AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Onlar mitingleri de takip etmişlerdi aynı zamanda. Yine balkon konuşmasını da takip etmişlerdi. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasının yapılacağı noktada da dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı basın mensuplarının ve ajanslarının da burada olduğunu ifade etmek gerekiyor. Daha önceki seçimlerde bu kadar yoğun, bu kadar katılımın olduğu bir seçim olmadı. Basın mensupları açısından en azından bizim AK Parti Genel Merkezi'nde ve AK Parti'nin mitinglerinde gördüğümüz kadarıyla bugün oldukça çok sayıda basın mensubu var. Söylediğimiz gibi 600'ün üzerinde gazeteci buradaki gelişmeleri takip etmek için akreditesini yaptırmış durumda. Bu aslında balkon konuşması AK Parti Genel Merkezi'nde yapılması bekleniyordu ki yıllardan beri de gelenek bu şekildeydi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmanın AK Parti'nin genel merkezinde değil de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olması gerektiğini kendisi bizzat istiyor ve onun üzerinde ekip hemen aslında dün itibariyle bu duyuruldu. Biz buradaki Ankara'daki tüm gazeteciler de balkon konuşmasının AK Parti Genel Merkezi'nde olacağını bekliyorduk ve son anda direkt buranın olacağı ifade edildi. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir AK Parti Genel Başkanı olarak değil de Cumhurbaşkanı olarak direkt balkon konuşmasını gerçekleştirecek ve konuşmasının içerisinde de herkesi kucaklayan ve artık Türkiye yüzyılını başlatan bir mesaj vermesi bekleniyor ve tabii bu konuşmasında yine az önce de söylediğimiz gibi diğer siyasi partilerin, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan siyasi partilerin genel başkanları da yine buradaki balkon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacak. Onlar da bir teşekkür konuşması yapacak mı? Onu da ilerleyen dakikalarda net bir şekilde görmüş olacağız. Mustafa Yıldız, biz Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Hem sonuçları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları heyecanla bekliyoruz diyelim. Sözü sana bırakalım.